Evet, o panik anlarını izledik hep birlikte. Operasyonun neden yapıldığı da aslına bakarsanız ortaya çıkmış oluyor. Çünkü gerçekten burnumuzun dibindeydiler. Mehmetçiğin kelimenin tam karşılığıyla boğucu operasyonu sürüyor. Terör örgütünü köşeye sıkıştırdı. Örgüt elemanları kaçacak delik arıyor dedik ama birçoğu da kaçamıyor. Örgütün Tel Abyad ve Resulayn'ın hem batı hem de doğu kanadıyla iletişimi tamamen kopmuş durumda. Çaresizlik içindeler. Bugüne kadar beslendikleri Amerikan silahlarıyla saldırıyorlar. Bunun da altını özellikle çizelim. Çünkü haberlerimizde sık sık söylemiştik. Bu silahlar oraya gidiyor ama ne zaman ve nasıl kullanılacak bize döneceği aşikar demiştik. İşte ispatı bu. İlginç bir tesadüf bugünün tarihinde gizli. Şimdi izleyeceğiniz görüntüyü hatırlayacaksınız muhtemelen. Amerika'nın paraşütlerle Suriye'ye, ülkedeki terör örgütüne ağır silahları indirdiği gün. Tam 5 yıl önce. Yine bir Ekim günü. Amerika 2014 yılının 11 Ekim günü tonlarca silahı teröristlere izlediğiniz gibi teslim etmişti havadan. İşte teröristler o günü takip eden yıllarda edindikleri ve toplam 15 bin tırı bulan silahlarla sivillere ve askerimize saldırıyor bugün. Bugün yaşanan işte bu. Bugün yine öğleden sonraydı. Aynı teröristler bu kez Elbab'ın batı yakasında bomba yüklü bir motosikleti pazar yerinde patlattı. İşte o anlar ve hemen sonrası. Barış Pınarı harekatıyla köşeye sıkışan terör örgütü PYD-YPG sivillere bombalarla saldırıyor. Görüntü Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen Elbap'tan. Teröristlerin pazar yerine bıraktığı bomba yüklü motosiklet büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası manzara korkunçtu. Yaralanan 15 kişi çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu görüntü de Cerablus'tan. YPG PKK'lı teröristler yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeye havan mermileriyle saldırdı. Saldırıda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ama roketlerin isabet ettiği binalarda büyük maddi hasar meydana geldi.